aramızda, aramızda, çok aramızda. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali. Sibel moldo diyez olmadı. La re do do diyez si bemol la. Yani ablacığım, ocağım söndü. Oku. Nasıl beladır do diyez. Levent do diyez. Evet, arada sen de do diyez de Levent. Aynen taklit et. Bu ne devrandır do diyez. Hayır, do diyez olur mu? Ne münasebet. Sen gördüğün şeyim do diyez, do diyez diye. Aa. O do diyez değil çocuğum. Evet, artık Levent'i yolculayalım Fevzi Bey. Doğru, daha çok işimiz var. Çocuğum boş bir çocuk değil Levent amca. Çocuğuma dahi asla torpil yapamam. Olmaz. Yapılmaz. Levent, elinizi öpebilir miyim de ve orada artık numaranı yap biraz. Bir elinizi alabilir miyim? Müsaade edersiniz. Ne yapacaksın elimi? Efendimizin sizde bir örtüsü mü var? Evet. Onu biraz daha yukarı alalım. Hayır, zaten en tavanda. En yukarıya. En yukarıda. Hocam. Ben hiç belden aşağı öyle daha şey. Daha yukarı tutma. Bir bak. Yok, yer yok. Nereye koyayım tavan? Çok teşekkür ediyorum her şey için. Bir siyah hallederiz gibi. Hallederiz bir şey. Ederiz. Abi Allah bin kere razı olsun. Hallederiz. Estağfurullah. Allah'ım bana tövbe diyor. Fevzi Bey, hemen girmeyin. Biraz yalnız kalmalı Bülent Hanım. Levent üzüldü. Levent çok üzüldü. Levent nerede? Şimdi camda sıra. Hazırladığımız gibi camı kıralım bakalım. Tepkiyi göreceğiz. Ne oluyor orada ya? Fevzi! Dublör arkadaşımız yanarak yukarı doğru çıkarken Bülent Hanım'ın yanına geleceğim. Bakalım ne tepki verecek. Hadi bakalım. Hepimize kolay gelsin. Yanıyorum! Yanıyorum! Ne oldu lan? Sina! Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu ona? Ne bu be? Çok seviyorum. Biliyorum. Ben de ona güvenerek zaten bu işe giriştim. Çok aramızda. Ah emelah, bir masa kurdum ki sana, düşman başına. Murat Boz çok Tarkan'a benzettik. Aynı Tarkan yorumu dedik. Ben Murat'ı çok severim. Biz biraz rahatsız olduk da bu Murat Boz mevzusundan. Neden? Ben kendisini teyzesi oluyorum çünkü. Murat bunu reklam aracı olarak kullanıyor ve evleneceklerdi. Murat asla reklam aracı kullanmaz. Burada oturulmuş, koca bir masa kurulmuş ve yeğenim hakkında ne demek ablacığım yahu? Sizin bu yaptığınız da hiç doğru değil. Hadi yahu, hadi deyin otoparka. Müziğin bedene olan etkisi kanıtlandı. 9 ay önce teşhis konulan bir hastamız var. Abla 9 ay önce teşhis koştular. Artık taş düşürmeye geçelim. Hadi bakalım seansa geçelim artık. Öbür bacağını. Öbür bacağını. İndir onu. İndir onu. Kes. Aa, geliyor. Vallahi geliyor. Aa! Kalk. Keselim. Sağlık hemen. Onunla beraber ambulansa. Ambulans çağırabilir miyiz tamam, hemen? Tamam. Gidecek o. Düşecek inşallah. Çok heyecanlıyım. Tekrar oyunculuğu deneyimleyeceğim. O kadar mutlu oldum ki ben. Bugünlerde ne sesim olacakmış, kalbim temizmiş. Aşkımız bir balondu. Oğlum sen beni hasta mı edeceksin lan? İnan lan tekne. Bin tekne, kimse çıkmıyor. Bırakın lan o telefonu. Ses lan bu manyağı.
Silahlarınızı bırakıp teslim olun. Pardon beyefendi. Tekmeledin, sandalyeyi tekmeledin. Beyefendi, ben Serdar Bey'den izin aldım, çektirdim. Yani sizden niye özür diliyorum? Pardon. Terbiyesizlik yapma, yapma. Ne kadar ayıp ya. Bir dakika ya. Gidip herife bir tane koyacağım. Çok aramızda. Emel Müftüoğlu. Türk pop müziğinin usta ismi Emel Müftüoğlu'nu 5 usta gazeteciyle birlikte bir kafede şakaladık. Yan masadaki müşterilerden beklenmedik bir tepki alan Emel Müftüoğlu kendini bir tartışmanın içinde bulur. Benim arkadaşım Emel Müftüoğlu kurbanımız arkadaşlar. Esin ve Bülent'ten bugün yardım alıyoruz. İşbirlikçilerimiz. Korkuyorum. Evet, korkuyorsun. Rol arkadaşlarımız. Çok inandırıcı oynarlar, tedirgin olmayın. Bugün de iyi bir performans bekliyorum arkadaşlar sizden. Teyzelerisiniz. Emel'le normal bir muhabbete giriyorlar. Murat Boz'dan söz açılıyor ve işte dur. Hanginiz teyzesiydi? İki teyze. Siz kuzen ve siz buraya güya nişan planını konuşmaya gelmişsiniz. Mekanı sen sonradan geliyorsun. Gireceğim. Kavgacı başı aslında ufak ufak laf sokan Esin. Çünkü Esin korkuyorum Murat Boz'la yani. İlgili konuyu açtığında doğal olarak Emel hani kibar bir cevap verir biraz diye tahmin Murat ediyoruz. Murat için Emel'in sert bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum çünkü o sever Murat'ı zaten. Bu arada diğer gazeteci arkadaşlarımız da var. Onların da haberi yok. Onların da haberi yok. Biz çok sakin, naif bir magazinimiz. Evet, evet, evet. Ben sizi biliyorum zaten. Kadronuzu da tanıyorum, hepsi öyledir. Ben yerime geçiyorum, hepinize kolay gelsin. Tamam. Menajeriyle birlikte canım arkadaşım Emel mekanımıza giriyor. Herkes hazır olsun. Yanlış kapıdan alıyoruz arkadaşlar yalnız. Bizim çok burnumuzun dibine geldi misafirler. Evet, neyse ki telefonundan kafasını kaldırıp bakmıyor etrafına Emel. Esin, karşıla bakalım muhabbete gelen konuğumuzu. Hello baby, hoş geldin. Şurduk, neyin içine geldim diye bakıyorum. Emel'i planladığımız sandalyeye oturtun. Dikkatli olmamız lazım. Masadaki diğer 3 gazeteci arkadaşımızın şakadan haberi yok, unutmayın. Evet. Reşat Bey, buyurun. Hadi ağrıçtın, hoş geldiniz. Şuraya hoş koyalım geldiniz. Telefonu. Evet, Esin'cim bıraksın elinden telefonu. Çok başarılı. Güzel. Arkadaşlar hızlıca başlıyoruz. Emel Hanım konumuz olduğu için ben müzik dünyasından başlamak istiyorum. Çok hızlı yeni şarkılara geleceğim ben artık. Hazır bu, yani üretim yok. Orhan Gencebay'ın zamanında teknoloji ilerledikçe üretim azalacak, insanlarda duygu yok oluyor demişti.
Biz bu Tarkan'ın ya da diğerlerin albümünü öyle değerlendiriyor muyuz, değerlendirmiyor muyuz? Şimdi bu arada işte Murat Boz'un, işte Serdar Ortaç yapıyor, hep aynı şarkılar. Murat Boz çok Tarkan'a benzettik, aynı Tarkan yorumu dedik. Çok eleştirdik biz bu masada. Öyle mi? O yüzden senin... Güzel getirdin lafı. Murat Boz'a, evet. Bakalım Emel neler düşünüyor? Yani... Şimdi ben Murat'ı çok severim. Yani hakikaten çok severim, ayrı bir severim. Çünkü çok küçük yaşta geldi benim elime. Evet. Bülent sen de gir konuya bir yerden artık. Çünkü ben çok uzun zamandan beri bir şeyim. Yani nasıl derler ona? Meymenetsizim. Yani hiçbir şeyleri bir beğenesim yok. Yani. Ama biz Murat'ı, biz geçen hafta çok masaya yatırdık. Çok sevdim. Evet, yan masadaki Murat'ın akrabaları pis pis masayı kesmeye başlayın bakalım. Duydunuz Murat'tan bahsedildiğini. Ama bir tane çıkıyor albümde ve diğerleri hep Tarkan'ın sesi. Tarkan da vokalistlik yaptığı dönemden biraz fazla evet, etkilenmiş. İlk döneminde bile bu kadar etkilenmemiş. İlk döneminde etkilense şimdi, Tarkan'ın vokalistliği. Şimdi mesela aşk olayı var. Biraz da Murat'ı jürilik öncesi ve sonrası diye değerlendirelim. İşte Janti albümü yarışmadan önce çıksaydı bu kadar tutar mıydı acaba falan gibi. Murat'ı jüri üyeliği ve oyunculuğuyla anar oldu. Yani albüm çıkardı ve... Aslında ben Murat'ın ne kadar Murat Boz taklitçi mi demek? Çok titiz davrandığını biliyorum çocuklar. Yani bir gerçekten. Küçük. Bir küçük. Esir. Yakıştırmıyor. Yakıştırmadığın için diyorum bunu yani. Çok... Evet, yan masadaki çirkef akrabalar yükselmeye hazır olun. Mesela bir sürü yani çok uğraşıyor onu biliyorum, görüyorum. Çok uğraştığını. Ah Emel ah, bir masa kurdum ki sana düşman başına. Bir yandan da korkmuyor değilim senin intikamından ama. Olacak. Bir de ilişkisinde çok benzerlikler, tuhaf şeyler de yapıyor. Affedersiniz, yani hafta... affedersiniz çok özür dilerim, afiyet olsun. Biz biraz rahatsız olduk da bu Murat Boz'un mevzusundan. Neden? Ben kendisinin teyzesi oluyorum çünkü. Şimdi siz burada konuşunca gerçekten biraz... Siz ne buyurun masaya teyze? Elçin çok iyi girdin araya. Tamam gayet güzel ama sen de teyze diye birdenbire renk verme Esin. Hayır çok fazla eleştirdiniz. Gerçekten biz konuşmak istemedik şimdiye kadar. Kulak misafiri oldu. Bir de ben bana Murat'la da öyle bir benim... konu açtılar ki Murat da benim çok kıymetlimdir gerçekten. Esin Aslı ile Murat'ı konuşalım. Kimisi Aslı Murat'a çok kalite kattı diyor, kimisi Murat bunu reklam aracı olarak kullanıyor ve evlenecekler. Murat asla reklam aracı kullanmaz. Bakın vallahi tanıyorum onu. Yani çok iyi tanıyorum. Asla reklam için böyle bir şey yapmaz. Bence buna da ihtiyacı yok. Evet Elçin, şimdi tansiyonu yükseltebilirsiniz. Ne reklamı falan diye. Şimdi de sıra Aslı'ya mı geldi falan diye girin lafa. Aslı'yı seviyorsunuz çünkü. Şimdi her şey bitti, Aslı'ya mı geldi sıra? Nasıl yapacağız bunu? Yapamayacağız o zaman. Sizinle bugün birlikte konuşalım. Hayır, ben sizinle birlikte olsam ne fark eder? Misafirimiz var. Olabilir ama bu artık misafirlikten falan çıktı. Bakın. Ona bir şey söyleyeceğim. Bu bir iş hanımefendi. İş yapıyoruz hanımefendi. Sizin iş anlayışınızın içinde birinin dedikodusunu yapmak mı? Bu bir iş zaten. Bu bir iş yani sonuçta. Onu siz yeğeninizle söyleseniz söyler. Siz yeğeninizi ararsınız. Yeğeninizle de söyleseniz, Murat Bey de söyleseniz söyler size. Ne diyecek Murat? Bu normal bir teyze. Aynen öyle diyecek. Reklam mı acaba falan diye konuşmaları evet, normal öyle. Mi olacak? Aynen öyle olacak. Bulur mu gerçekten? Evet. Elçin, Emel'e o masada olmanızı kabul edemiyorum diye birazcık sitem et. Burada oturulmuş, koca bir masa kurulmuş ve yeğenim hakkında... Ne demek ablacığım yahu? Biz hesabı alabilir miyiz lütfen? Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim ya. Hesabı rica edebilir miyiz lütfen? Ve siz de Emel Hanım çok özür dilerim ama çok özür dilerim. Siz bence buna hayır demeliydiniz. Gerçekten. Lütfen hesabı alabilir miyim ben? Evet. Masadan kalkma ama Elçin. Bir şey söyleyeceğim biraz. Sen sus! Aa. Siz yeğeninizi arasanız bence sizin bu kadar sinirlenmenize gerek kalmayacak. Evet. Lebip sen yavaş yavaş masaya geç. Bakalım bir de erkek olsun bizim hanımların masasında. Tamam, Emel Hanım'ı ben zaten yıllardır izlediğim biri. Benim yaptığım şey... Tamam, seviyorsanız Emel sesinizi Hanım'ın... yükseltin. Ben konuğum ve ben yeterince zaten savunuyorum Murat'ı, merak etme. Ama ben yine de size de kırgınım yani, kusura bakmayın. Biraz daha farklı davranabilirdiniz Emel Hanım. Gerçekten. Yok, bu öyle bir şey değil. Bu mahalle şey... Ya başka bir konuya geçelim, sonra konuşuruz ya. Bu başka, onların yaptıkları tamam. Bir iş. Tamam, başka bir konuya konuşalım. Siz yıllardır bu piyasanın içindesiniz, kurban olun. Geçemeyiz, geçemeyiz. Ah Reşat'cığım.
Ama onlar da işlerini yapıyorlar. Yapmadık biz, yorumumuzu yapıyoruz. Onlar yani gazetelerde yazıyoruz zaten. Emel Hanım da düşüncesini söyledi. Elçin, Esin, Emel'i konuşturun biraz. Siz kalkın nasıl dedin? Eğer kalkın gidin dediyseniz ayıp ediyorum. Ben demedim, biraz önce de söyledim. Öyle bir şey demeyin. Hamsın kalkıp gidemez yani. Hadi Hamsın dedi ki Hamsın buradan göndermekse hikaye o olmaz. Biz öyle bir şey söylemedik bile ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey söylenmez zaten. Hesap istediğince. Biz rahatsız olduk. Hesap istediğince. Ya biz gidelim ya siz gidin dedi hanımefendi. Biz demedik. Biz demedik. Hanımefendi dedi. Ya biz gidelim ya siz gidin. Biz de estağfurullah. Teyzeciğim kızma bize yani. Anne teyzeciğim Allah aşkına siz de teyze. Murat'ın teyzesi. Adım var benim teyzeciğim. Ben nereden bileyim sizin Murat'ın teyzesi olduğunuzu? Arayın son isterseniz nasıl yani ya? Oh, bugün Murat'ı konuşmamızı Emel Hanım istedi de Esin. Artık iyice alenen. Bir de yalan çıkıyor. Sonuç olarak yani. Emel Hanım çocukluğundan beri tanıyor. En doğru konuşacağımız tamam, kişi Murat'ı yani. Tamam konu, başka konu konuşuruz yani. Gerçekten. Sonuçta. Kusura bakmayın. Bunu Emel Hanım mı istedi anlamadım ben pardon. Anlamadım. Evet konuşuyoruz. Konularımızı konuşuyoruz. Yok, bir şey yok canım. Emel Hanım istedi. Emel Hanım istedi. Bizim gündemimizde var hanımefendi. Biz her hafta yapıyoruz. Ayşe Fatma. Planlanmış mıydı zaten? Evet, yani, Murat'la yapıyoruz. Hayır, yoksa siz benim Murat'ı yapıyorsunuz. Bu hafta Murat mıydı yani? Hayır, başkaları da var. Tarkan da başladı zaten. Sizin gazetede toplantı odanız falan yok mu? Neden insanların içinde yapıyorsunuz de bunu? Levin. Yani beni ne iş, ne yaptığınız ilgilendirmiyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Kalkın gidin. Öyle bir şey söylemedi. Hiç söylemiyor. Bizim haddimiz mi? Burası bizim dükkan. Öyle mi? Niye birine diyelim? Sağ olun. Hanımefendi ya siz kalkın ya biz dedik. Bir şey demedik. Herhalde. Affedersiniz ne demek istiyorsunuz? Siz yalan mı söylüyorsunuz? Kuzenim değil mi Murat benim? Kalkıp gidin. Ne demek ya? Kalkması gereken birileri varsa sizsiniz diye yüklenin masaya. Benim tanıdığım Murat'a benzemiyor. Öyle mi? Murat'a da söyler misiniz bunu peki? Söyle. Böyle bir şey der miyiz? Bunu söylerim. Bence Murat'ın var. O zaman peki Murat evet kuzenim deyince ne diyeceksiniz? Affedersiniz bu arada herkesten. Keşke olmasaymış derdim. Vay be. Ha siz bu kadar Murat'ı seviyorsanız idare edin. Bunu ayıp eden karşı taraf. Hani ben burada düğün yeri bakmaya falan gelmişim. Kalkın o zaman deniyor. Hesap geldi mi? Kardeşim lütfen ya. Yok bizim bir şey demiyor musun ya? Ne olur biz. Ne olur kendinizi affettirelim. Gerçekten biz öyle bir şey söylemedik. Düğün masraflarımızı biz karşılayalım. Tamam. Düğün masraflarını biz karşılayalım. Biraz fazla oldu. Ona ele hiç ihtiyacımız yok. Elçin bir anda mekanın tansiyonunu 22'ye fırlatacak çıkışı yap. Senden bekliyorum bunu. Hadi. Sizin bu yaptığınızda hiç doğru değil. Kalkın. Kalkın. Hadi. Ya aldın mı sen? Tamam beni hallediyorum. Teyzeciğim. Hadi. Teyze. Mekandan çıkmadan ayakta tansiyonu yükseltmeye devam edin. Biraz daha tartışın ayakta. Bu insanlar yüzünden benim şu şeyim mi mahvoldu ya? Ben bu televizyonu eğer... Ay mekan bak ne gördüm. Eğer dava etmezsen bana da demesin. Ya ablacığım. Ne mi? Hadi yahu hadi neyin otoparka? Abla hesap ödüyorum. Ya, sana. Şimdi Murat'ı arayacak teyzen deli deli çıktı diye. Esin şu teyzenizi bir yatıştırın diye. Siz de sataşın ekibe. Teyzenizi bir yatıştırın. Ya bir sus. Teyzenizi ne olur. Esin bir sus. Niye bakıyorsunuz? Tuhaf olan ne? Pardon tuhaf olan ne? Teyzeciğim çok tepki veriyorsunuz. Bir artık niye bu kadar tepki veriyorsunuz? Küfür etmedik, hakaret etmedik. Çok tepki veriyorsunuz. Bıraksaydım neler edecektiniz? Emel Hanım'a çok... Ne olur beni katmayın ya. Tamam. Teyze şu an rezil olmaya doğru gidiyoruz. Bu kadar da yapma teyzeciğim. Hadi. Sizin yüzünüzden hepsi. Ben de davranacağım. Hadi. Elçin mekandan çıkın biraz bekleyin ve masaya geri dönün ve Emel'e sataşın. Hadi bakalım. Çıkın önce. Ben ya biraz Esin biraz makaraya sarmaya çalışın bakalım. Kendine getirmeye çalıştım teyzeyi. Kusura bakmayın. Nasıl bir aile? Nasıl bir akrabası var? Kusura bakmayın. Murat Bozuk böyle bir ailesi şey olduğunu ben hiç tahmin etmemiştim. Kadın rahat. Konuyu değiştireyim diyorum. Teyzeciğim. Niye değiştireyim? Çocuğa. Tamam.
kadar zarif bir çocuktur ki çünkü. Esin, Emel'i suçla senin söylediklerine kırıldılar de. Hayır, Emel senin söylediklerine kırıldılar bence. Ben ne söyledim? Ya niye kırılsınlar? Pardon, ben ne söyledim? Ben Emel'in hesabı da ekledim. Hayır, neden ediyorsunuz bizim hesabı? Bir şey söyleyeceğim. Ben ne söyledim Esin? Hani Emel şey dedi ya, ya hiç aile gibi değilsin, kuzenin değilsin, ona mı kızdılar? Hayır, arkadaşlar. İyi dedim ama. Bir daha söylerim onu. İşte. Mahkemeye çıksam bir daha söylerim. Ha, Murat dünyanın en asil prensi. Ama konuşmada ben artık hiç beğenmiyorum dedin. Onu mu kurdular acaba? Çocuk prens gibidir. Böyle şeyler yani ben çok uzun çalıştım. Bülent sen de Emel'i suçla. Hadi. Ama yatışmışlar da Emel Hanım orada siz akrabası değilsiniz falan deyince biraz tekrar celallendiler ya. Allah Allah. Bir kesin diyorum diyor başka konuya geçelim diyorum. Teyze bilmem ne. Doğal olarak Reşat ve Kadir şaşkınlık içinde yani. Ve şu anda arkadaşlarına kızıyorlar haklı olarak. Emel'cim yani bu yani kusura bakma ama biraz senin yüzünden oldu yani adamlar iyice kafayı yedirttiler ve bu oldu. Tamam kusura bakmayın kapatalım yapmayalım o zaman. Biz ünlü değiliz Emel ünlü. Onun yüzünden bize saldırdılar de Esin. Tabii onlar bizimle Emel ilgilenmiyor şimdi. Emel ünlü olduğu için. Emel Müftüoğlu Murat Boz'u konuşunca odaklandılar diyelim yani yoksa. Emel olmasaydı masada. Odaklandılar buraya iyice gitmediler ama teyze de iyice şaşırmış çıktı yani. Teyze rahatsız görüyor musun? Kırmış. Kırmış kadın ya. Diyaloğa bile geçilmiyor. Geri gelmez bunlar inşallah de Bülent. Bunlar gitti geri gelir mi acaba? Neyse hadi biz bunu konuşmamız nasıl yapacağız bilmiyorum şimdi muhabbeti. Emel yani kusura bakma. Böyle bir şey oldu ya böyle. Emel Hanım'la ilgisi var. Kadın rahatsız denk geldi. Şimdi bunlar Murat'ı arayacak. Arayı daha çok şimdi gelirlerse Emel bu sefer mutsuz olacak diye geliyorum. Biz belki Murat Emel Hanım'ı arayacak. Hazır olun arkadaşlar ben geliyorum masaya. Arkadaşım yeteri kadar gerildi. Ah 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 benim başıma neler gelecek bakalım çok kızacak bana. Geliyorum hadi. Bir de ayrıca kadın hangi kulağıyla dinlediyse ben herhangi kötü bir şey söyledim mi Murat? Yok. Hiçbir şey söylemedim yani. Ya ne güzel tatlı tatlı konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Kadın rahatsız. Sen güzel bir şey söylesin de oradan çakacaktı zaten. Emel biraz yükseltti kadın yüzden daha çok iyi. Hayda. Esin çok komiksin ha. Ama bizim söylediklerimiz de çok bozulmadı. Şey ama sizin söylediğiniz daha etkili oluyor ya Emel Hanım. Ama ben şey dedim yani, söylemedim ki. Ya çocuklarından beri dedim yani, benim çok kıymetlimdir dedim. Çok yakışıyor dedi, bilmem ne dedi. Bomba şey. Ay bilmiyorum ama Emel yaptı, Emel. Murat'ın halasıyım. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Benim yeğenim hakkında böyle konuşamazsınız. Murat'ın halasıyım. Halasıyım, halasıyım. Ama çok usturupluydun hayatım. Ama çok hiçbir şey yapmadın. Bekledik o kadar yani. Hayır bey beni öldürecekti. Ben annem ne dedi ya. Seni de ayrıca deli olarak düşündüm. Dedim ki aman bunlara hiç bulaşmayayım. Değil mi? Bana diyor ki ben ne yaptım? Hepsi bunlar dedim. Bir deli ailesi. Orada başka benim bin yıllık tanıdığım Esin de kafayı yemiş. Çok müthiş bir işbirliklerimiz olabilir seninle. En sevdiğin şey. En sevdiğin şey. Ben Murat'ı çok severim. Peki, Murat galiba. Asla reklam aracı kullanmaz. Bakın vallahi tanıyorum. Ben Murat'ı çok iyi tanıyorum. Çok zarif, gerçekten prens gibi, çok beyefendidir. Siz biraz rahatsız olduk da bu Murat Boz mevzusundan. Ben kendisini teyzesi oluyorum çünkü. Aile birden zır deli çıkınca, hepsi birden böyle bir coşunca. Burada oturulmuş, koca bir masa kurulmuş ve yeğenim hakkında ne demek ablacığım yahu? Sizin bu yaptığınız da hiç doğru değil. Yani ben pek inanmadım sizin aynı aileden olduğunuza inşallah değilsinizdir gibi bir laf ettim yani. Tutamadım kendimi. Yani ben bir tek şey söylemek istiyorum yalnız. Beni soyduğum Murat'a hiç benzemiyor aile. Benim en rahatsız olduğum nokta Esin'in Emel
nedeniyle biraz sinirlendiler demesi. Hayır, Emel senin söylediklerini kırdılar bence. Ben ne söyledim? Ya niye kırılsınlar? Pardon, ben ne söyleyeceğim? Demet'in geldiği anda anladım zaten olayı. Biraz böyle bir gıcık da oldum. Halasıyım. Murat'ın halasıyım. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Benim yeğenim hakkında böyle konuşamazsınız. Çok aramızda. Bütün bunlar çok aramızda. Lütfen kimseye anlatmayın. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok heyecanlıyım. Tekrar oyunculuğu deneyimleyeceğim. O kadar mutlu oldum ki ben. Bugünlerde ne hissim olacakmış. Kalbim temizmiş. Açtığımız bir balondu. Oğlum sen beni hasta mı edeceksin lan? Yine lan tekne! Bin tekne! Kimse çıkma! Bırakın lan o telefonu! Ses var bu manyağı! Polis! Silahlarınızı bırakıp teslim olun! Pardon beyefendi. Tekmeledin, sandalyeyi tekmeledin. Beyefendi, ben Serdar Bey'den izin aldım, çektirdim. Yani sizden niye özür diliyorum? Pardon. Terbiyesizlik yapma, yapma. Ne kadar ayıp ya. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun ya sen? Bana bak. Gidip herife bir tane koyacağım. Çok aramızda. Zincirler olana kadar kalsaydım bari. Türk müziğinin sevilen sesi Linet bir televizyon programına konuk oluyor. Tabii Müzik ve Sağlık isimli yeni başlayan programı Şaka ekibinin hazırladığından haberi yok. Bakalım programda yaşananlar karşısında ne tepki verecek? Sağlık ve müzik bu şakamızın başlığı arkadaşlar. Sağlık ve müzik deyince tabii ki güçlü bir sese ihtiyacımız vardı. O yüzden de misafirimiz Linet. İlk programınız bu. Programın uğuru olsun diye Linet'i çağırmışsınız. Doktorunuz doçent miydin, neydin sen? Doçent doktor, nefroloji, nöroloji uzmanı. Uzmanısın. Kaliforniya evet. Üniversitesi'nde bu müziğin etkisini, bedene olan etkisini araştırıyorum orada. Yani çok oradaki güzel araştırmalara katılıyorum biz. İki saatte yıktın geldin yani eve. İki saatte böbreğine olur gelirdi. Levent, artık burada senden ümitliyiz. Sahne senin, şov senin. Artık bir böbrek hastası olarak gireceksin sahneye. Yerime geçiyorum. Sizlere güveniyorum. Hayırlı programlar. Neydi? Müzik ruhun gıdası. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Linet binadan içeri girdi. Birazdan stüdyoya konuk olarak alacağız. Son hazırlıklarımızı tamamlayalım. Başlıyoruz. Bir bakalım makyaj odasında neler oluyor. Tamam mıyız? Geçebiliriz. Burası iyi. Teşekkür ederim. Burası iyi. Sevgili seyircilerimiz, birazdan sağlıkla ilgili duyacağınız her şey uydurmadır. Lütfen doktor kılığındaki arkadaşın söylediklerine itibar etmeyip sadece eğlenmenize bakın. Kolay gelsin. Müzik ve Sağlık programının ilk bölümünü başlatalım lütfen. Bu programda çok önemli konular konuşacağız. Memnun oldum. Şimdi güya stüdyo şefimiz Gürkan, son 5 sayalım ve program başlasın lütfen. 5, 4, 3, 2, 1.
merhabalar. Efendim, müzik ve sağlık programımız an itibariyle başlıyor. İlk programımız, çok heyecanlıyım. Umarım seveceksiniz, beğeneceksiniz. Çok değerli iki konuğum var yanımda. Sevgili Linet bizlerle beraber. İlk programımızın uğuru. Bize çok uğurlu gelecek, inanıyoruz bugün. İnşallah. Diğer konuğum da doçent doktor, nefroloji ve nöroloji uzmanı Sayın Levip Gökhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş bulduk, hocam. Hoş bulduk, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet, çift dalda uzmanlık yapmışım yani. Bir tane de yetmiyor. Nefroloji ne diye sorsa biri herhalde orada kalacağız ama. Neyse, devam edelim. Nefroloji. Bugün müziğin ruhumuza şifasını, bize nasıl etki ettiğini, müzik ruhun gıdası biliyoruz. Ama bunu bugün biraz da bilimsel yollardan dinleyeceğiz hocamdan. Sadece ruhumuza değil, bedenimize de etkileri var. Esas konumuz o zaten. Ruhumuza değil, artık son 10 yıldır yapılan çalışmalarda bedenimize de ne kadar iyi geldiğini konuşacağız. Biz şimdi bir yıldır Amerika'da California Üniversitesi'nde bu başladı. Şimdi bir yıldır müziğin bedene olan etkisi. Ruha olanı zaten biliyoruz ama bedene olan etkisi kanıtlandı. Aslında siz yıllardır insanları tedavi ediyorsunuz değil mi? Evet, bilinçaltı. Kendimi de, evet. Karşımdakini de. Ben çünkü enerjisi çok yüksek, ağır parçaları da çok yüksek bir enerjiyle söylüyorum ve sunuyorum, çaldırıyorum evet, da. Onun da etkisi var. O çok şimdi önemli. Ona gelecektim. Sizin çok forte mi diyeceğim, müzikle daha şimdi 7 aydır bu konuyla ilgili daha yüksek bir sesiniz evet. Var ve yüksek frekansların daha çok etkili olduğunu gördük. Evet. Yani hastalığın türüne göre yüksek frekanslarda daha iyi sonuçlar aldık. Evet. Belki hocamla birleşip benim sesimin nasıl bir etki, hangi hastalığa iyi geldiğini bir şey yaparız. Evet. Araştırmaya böyle bir şey yapabiliriz belki. Ay sen çok yaşa Linet ya. İçine doldu vallahi ne yapacağımız. Aa, kendi kendine yaptığı yok şakasını görüyor musun? Ya bununla ilgili bir sürprizim var. İlerleyen dakikalarda Linet Hanım'la ilgili bir sürprizim olacak tabii yani. Ya, bunun şifa olmamasının imkanı yok kadar, bence. Her hastalığa deva, her derde deva bir ses var. Bu kadar güçlü bir sesi yakalamışken. Evet, o zaman artık Linet'ten bir isyan alalım bakalım arkadaşlar. İsyan diye bağırdığındaki enerjiyi hissedelim deyin. Şöyle bir isyan alabilir miyiz? Hemen çalın. Evet, hazırmış Linet isyan etmeye. Buyurun arkadaşlar, bir çalın dedi. O zaman R'den alayım. Bence. R'den alalım. Benim bu derdim. Bu ses hepimizi tedavi eder arkadaşlar. Gürüldeyecek şimdi birazdan Linet. Ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Eksen transa geç. Yoga pozisyonunu al. Hiç gözünü açma. Gözlerin sokaklarda sebep isyan aşka. İçim yanar, içim kanar da. İsyan geriye bir avuç. Gittin ya kabağım kumağım. Çok etkiler. Doktorcum ne düşünüyorsunuz? Rahatladık mı? Ben böyle buradan böyle tiken tiken oldum yani gerçekten. Teşekkürler. Size sağlık. Bayağı abi. Ben bu şarkıyı her dinlediğimde zaten. Evet. Artık böbrek taşı düşürme seansımıza yavaş yavaş başlayalım derim ben arkadaşlar. Size ne oluyor? Evet sevgili seyirciler, bu noktadan sonra programımız kahkaha garantili söylüyorum. Çok güzel. Eğer müsaade ederseniz ben Levent Bey'i davet edeyim. Ne demek hocam, müsaade sizin. Biraz da kendim. Rolling Stones. Levent'in gelişine bakın arkadaşlar. Ya sanki taş düşmesin diye bir endişe halinde yani. O nasıl yürüyüş Levent? Şey, hoş geldiniz. Yayınımıza. Sizin hayranınız. Bana programdan önce söyledi. Sizi böyle tanıştık. Çok özür diliyorum. Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum çok sizi. Allah razı olsun sizden. Sağ ol canım benim. Hoş geldiniz. Şifalar inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam size biraz hastalığından bahset Levent.
çektiğin acıları anlat, dök içini biraz. Hadi bakalım. Biraz bahsetsin bize Levent. Kendin mi bahset hadi. Evet, nasıl bir süreçti Levent Bey? Neler yaşadınız? Abla, 9 ay önce teşhis koştular. Teşhis bana koydular. Teşhis koştular. Profesörlere de göründüm, hepsine göründüm. İlaçla muayene dediler. İlaçları aldım, aldım, aldım. Allah var, işe yaradı ama geçmedi, geçmedi, geçmedi. Benim bu derdim bitmedi abla. Ben ondan sonra oradan çıktım, hacısına, hocasına, yani beni ayıpladılar da, bana kızdılar da. Akşamları leğene sıcak su koydum. Gittim. Ona oturdum de Levent. Artık kim ne dediyse, akşamları leğene sıcak su koydum. Oturdum. Oradan kalktım. Birisi dedi ki, affedersiniz, yumurtayı dedi. O kadar mı demedik? Alüminyum folyoyla sardım bellerime kadar. Her şeyi affedersiniz. Ama geçmedi. Bir türlü geçmedi. Ben artık canımdan bezdim. Bunlar nereden çıktı? Bunları ben söylemiyorum. Ben artık buradan, yani çoluğumdan, çocuğumdan, yuvamdan, karımı göremiyorum. Yani ben... Bu sebepten mi ayrıldınız? Çok zor bizde. Ablacığım bir kere leğene su koydu, iki kere koydu. Üçüncü de koymadı ki. Koymadı ki. Ben canımın derdine... Şimdi... Ben canımın derdine hazır, hocam. Geçecek, az kaldı. Hazır... Karısı çocukları da leğene de alıp gitmiş yani. Herkes terk etmiş bunu garibim. Evet. Bizi izleyen herkese söylüyorum, lütfen leğene su koymak. Çok affedersin. İşte alüminyum folyo koymak falan, hani bu tarz şeyler insan sağlığına iyi gelmez. Kameralara bakıp bir eşine seslensene Levent. Eşin gitmiş ya evden, terk etmiş ya seni. Bir çağır bakalım. Sağlık, önce sağlık. Evet. Müsaadenizle ben çok özür diliyorum. Buyurun. Buradan eşim, karım beni izliyorsa bana dön. Hangisine diyeceksem tedavi ediyorum. Lebip hocamla her gün, çok özür dilerim, çok affedersiniz. Her gün kum döker gibi, denizdeki kum gibi. Evet, döktüğüm kumlarla yuvamızın inşaatını başlayacağım yakında da. Ufak ufak döküyorum ama büyükmüş, yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ben sanıyorum, çok affedersiniz. Bir gidiyorum, bakıyorum, kum dökülmüş, kum dökülmüş. Ama geçmiyor. Hepsini iki kere tekrar ediyor. Kum dökülmüş. O acıyı ifade ediyor. Kum dökülmüştükten sonra Allah bin kere razı olsun. Hocam bu ne kadarlık bir tedavi? Benim tahminimce biz bu dertten 15-20 gün içinde kurtaracağız. İnşallah. Eşim de sizi çok seviyor. Siz söyleseniz. Yani böyle olur mu? Adı neydi? Nagihan. Nagihan, Allah seni kahretmesin. Etmesin, etmesin. Ben çok seviyorum, etmesin. Bak seni çok seviyor. Gerçekten. Sağlıklıyken her şeyi paylaşmak kolay da esas böyle günlerde destek olmak lazım. Bugün dönse ben hala çok seviyorum. Çocuklar benim başım. Tabii, var mı? Tabii. İnşallah bak 15 gün, 20 gün içerisinde, bir ay içerisinde. Elimden öperim, elimden öperim. İnşallah yakın zamanda sağlıklı bir şekilde kavuşun. Ama kocana sahip çık. Allah kimsenin başına vermesin. Artık taş düşürmeye geçelim. Hadi bakalım seansa geçelim artık. Tanıttık her şeyimizi, derdimizi anlattık. Şimdi Linet Hanım'dan rica edeceğim. Bize Linet Hanım'ın bir şarkısını öyle kendi mi arzu edeceği. Levent sen şeyleri, incirleri istesene. İncirler olana kadar. İncirler olana kadar düşürürüm taşları ben de. Abla benim de Nagihan'ın da en sevdiği o şarkıyı siz söylediğinizde biz daha beraberdik, ayrılmadık. İncirler olana kadar ne olur bize söyleyin. Ne olursunuz, ne olur. Kırmaz. Güzel kalpli Linet bizi kırmaz. Size vereceğiz. Laboratuvarda artık işlemleri. İnşallah, inşallah. İzleyeceğiz. Şimdi şarkı eşliğinde... Evet, birkaç egzersiz hareketimiz var, onları bekliyoruz gösteriyoruz. Biz heyecanla bekliyoruz. Bu neydi geldi, beni buldu, bu gitti, beni buldu. Geçecek inşallah, çok az kalmış. Siz de... Bunlar imtihan. Aynen öyle. Allah'ım kimseyi böyle sınavla sınav etmesin Allah'ım. Kimseye böyle güzel sınav vermesin. Güzel günler sizi bekliyor inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Şarkıyla birlikte Levent'i zıplatmaya başlat Lebip. Hocam nasıl bir şey yapacak bilmiyorum. Eğer de istiyorsa söyleyebilir Levent Hanım. Bacağını çek, bacağını. Bacağını kaldır, bacağını kaldır. Çek bacağını. 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 Bacağını.
Vallahi Ninet de sesim etkili olacak diye mi meraklandı? Nedir baksanıza vallahi gayet dikkatle izliyor Levent'i. Tek tek kaldı. Sırayla çek, çek karnına. Çek karnına. Yüzleştik iki elinle kavra dizini. Çek. Levent'i şimdi yavaşça Ninet'in önüne getirip yere yatırım. O çok geride kaldı. Hocam burada sesi... Söylemekten de vazgeçmiyor Linet yani. Seviyorum hocam. Geliyor. Vallahi geliyor. Onlarca sözden saydın bari beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari. Kes. Kalk. Keselim ki. Çabuk. Tamam. Şimdi biraz fenalaş Levent. Sağlık. Sağlık ekiplerini iste sen de Levin. Sağlıkçılarla birlikte ben de geliyorum. Tamam yeter bu kadar. Tamam önemli değil. Şey gelsin. Sağlık hemen. Onunla beraber ambulansla. İyi ambulans çağırabilir miyiz hemen? Tamam. Bir keselim mi yayını keselim? Hocam kanala gir. Tamam. Kanala girdi hocam. Tamam olacak. Tamam. Tamam. Gidiyoruz şimdi. Şimdi gidiyoruz hastaneye. Hastanede düşüreceğiz bunu. Linet Hanım gitti. Yok, Linet Hanım burada. Linet Hanım burada. Buradayım ya. Burada. Tamam. Onu tamam. Gel. İnecek o. Düşecek inşallah. Tamam. Düşecek inşallah. Hemen serum bağlı hastaneye düşüreceğiz. Tamam. Getireceğiz. Tamam. Şimdi alacaksın. Hocam. Görevliler alacak. Yerim Bey. Geldi. Tamam sakin. Tamam bir şey biz yok. Seni şimdi bindireceğiz ambulansa. Ben de geleceğim sana. Hadi. Çok fazla kıpırdattım. Tamam sarsın adam. Abla geldi. Abla gelsin. Tamam. Linet abla. Abla gelsin. Tamam burada Linet tamam, Hanım. Burada. Abla. Abla. Hemen iki doz ağrı kesici. Tamam. İki doz. Hocam ne oluyor yani şu an? Düşürüyor mu? Taş mı düşürüyor? Evet. Yani bu kadar erken beklemiyorduk ama herhalde düşüyor. Hadi. Kanala girdi diyor hocam. O ne tamam, demek? Biz seni bindireceğiz. Tamam. Düştü çocuklar. Taş düştü. İçeri kadar yuvarlandı. Geldi taş. Ninet, Allah senden razı olsun. Düştü tatlım, taş düştü. Taş düştü, alkışlıyoruz. Bravo arkadaşlar, bravo. Şakalandın hayatım. Şakalandın tatlım. Ya biz biraz daha uzatmak istedik. Senden şöyle bir 7-8 şarkı daha dinleyelim. O kadar güzeldim ki ben. Monitör başında seni dinlemek çok iyi geldi. Taş da düştü.
Hepsi mi yani? Hepsi. Hepsi. Çocuğun taşı yok. Ha, çocuğun hiçbir şeyi yok. Çok güzel. Çok arkadaşlar, Lilet'e bir kere daha kocaman alkışlar. Tamam. Gidecek o, düşecek inşallah. Vallahi o kadar mantıklı geldi ki hiç bir şey uyanamadım yani. Çok üzüldüm. Öldüm çünkü o ağrıyı ben çok iyi biliyorum. Yaşadı. Bir de hanımına böyle falan böyle bir acayip oldu program. Nagihan. Nagihan, Allah seni kahretmesin. Etmesin, etmesin. Ben çok seviyorum. Dedim nasıl bir doktor bu oradan. Bilmiyorum yani. Gayet acayip bir durumdu. Bir de taşı aldı eline. Taşla geldi. Taşı düşürdü. Yani kötü hissettim. Düştü tatlım, taş düştü. Taş düştü, alkışlıyoruz. Bravo arkadaşlar, bravo. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Pardon beyefendi. Tekmeledin, sandalyeyi tekmeledin. Beyefendi, ben Serdar Bey'den izin aldım, çektirdim. Yani sizden niye özür diliyorum? Pardon, pardon, pardon. Terbiyesizlik, yapma, yapma. Ne kadar ayıp ya. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun? Sen nasıl? Bana bak. Sen kimsin? Bak ağzıyorsun. Bırakın lan. Karışma. Kapat. Hallere bak. İmdat. 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 Gidip herife bir tane koyacağım. Çok aramızda. Meral Kaplan, Seçkin Piriler. Ünlü manken Seçkin Piriler'le oyuncu Meral Kaplan, başrollerini oynayacakları filmin basın toplantısına geldiklerini sanıyorlar. Fakat iki genç oyuncu, film içinde başka bir filmin çekildiğinin farkında değillerdir. Seçkin Piriler ve Meral Kaplan'ın Aşkımız Bir Balondu adlı filminin lansmanını çekeceğiz bugün. İşbirlikçimiz Ebru. Uygar Bey'in ortağı rolünde Ahmet Bey oynayacak. Bizim ekibimiz bilinen ekip yine. SWAT ekibimizin üçü burada, üç kişi daha Zodyak'ta. Arkadaşlar lansman çekiyoruz. Ebru'cum sen kızların arkadaşısın, o yüzden işbirliği yapıyoruz. Filmin oyuncususun biliyorsun. Ve yine herhangi bir tekneyle ve takayla alakası olmayan Karadenizli kaptanımız var. Biraz fazla aksiyonu olan bir şaka bu. Kızlarımız öncesinde bayağı bir tekste çalıştılar. Auditionlar yaptılar, ezberler yaptılar. Kötüsün sen. Kötü, hem de çok kötü. Anlasana artık. Ondan ikimize de yar olmayacağız. Senden nefret ediyorum. Büyük bir hevesle geliyorlar. Umarım finalde de eğlenirler. Ve efendim güya yapım şirketimizin yani Uygar Bey'in tefecilere borcu olduğundan bu kara kıyafetli arkadaşlarımız geliyor. Senin bize borcun varken vay efendim sen nasıl film çekersin adlı aksiyon filmimize geçiyoruz. ambulansımız hazır. Her türlü şey yaralılarımız olacak çünkü denize düşmeler, bayılmalar böyle birazcık dikkat edilmesi gereken bir şey. Hayırlı olsun. Neler olacak ki? Güzel bir aksiyon filmi dileyelim. Onlara romantik komedi dedik ama romantik komedi aksiyon ne varsa var. Bak, bu yüzük de aşkımızın kanıtı. Ne? Yüzük mü? Bak, aynısından bende de var. Geçenlerde paraya sıkıştım, bozdurmaya gittim kuyumcuya. Yalan söylüyorsun. Nefret ediyorum senden. Yüzüğü kuyumcudan değil, kırtasiyeden almış. Artık seni görmek istemiyorum. 3 lira verdiler bu yüzüğe, satmadım. Asıl ben senden nefret ediyorum. Aşkımız Bir Balondu'nun lansmanı başlasın. Ben yerime geçiyorum, kolay gelsin.
Arkadaşlar aracımız göründü. Filmimizin en zorlu sahnesini çekmeye hazır olalım. Herkes çok dikkatli olsun. Ortalık karışacak birazdan. Ablalarım çekim yerleri mi? Bak ilk kez biliyorum ben. Hepsinde yazıyor çekim falan yazıyor. Evet bunu gördüm. Ben bu kadarını görmemiştim. Ay hiç gelmedi. Yok yok deme öyle şimdi çok enerji. Çok güzel olacak ha. Kamera çok güzel. Meral ile Seçkin'i arabadan iner inmez kameralar eşliğinde çok iyi karşılayın. Bir ortamın büyüsüne kapılsınlar bakalım. Çabuk çekiliyor ya ama onlar basın mı? Evet basın tabii Meral'cim evet. Bütün medya sizin arabadan inişinizi bekliyor. Ve işte Aşkımız Bir Balondu filminin yönetmeni Mustafa Kotan. Hemen arkasında yapımcı Uygar Ataş ve tabii ki filmin oyuncularından Ebru Karanfilci. Ahmet'i ortağın olarak tanıştırmayı sakın unutma. Çünkü ortağın senin yerine tekneye binecek ve birazdan denize atacağız kendisini. Ay merhaba. Arkadaşlar basın toplantısı yapılacak. Bahanesiyle mikrofonları takalım mutlaka. Ses sorunu yaşamayalım. Evet hadi artık basın toplantısını başlatalım arkadaşlar. İşimiz uzun. Şöyle masaya geçirsiniz tamam. Rahat rahat. Buyurun emniyetim konuşuruz. Cavit basın toplantısına... Oyuncularımızın duygularını alarak başlayalım. Yeni film, yeni heyecan. Siz de heyecanlı mısınız? İlk önce Seçkin Hanım'a sormak istiyorum. Evet, çok heyecanlıyım. Uzun zamandan sonra tekrar oyunculuğu deneyimleyeceğim. Onun yüzden çok heyecanlıyım. Evet, tabii bundan birkaç gün önce Meral ve Seçkin olacaklardan habersiz bir şekilde ofisimizde senaryonun en önemli sahnesini birlikte çalışmışlardı. Hayince tuzakların olmasaydı biz şimdi Berke ile evli mutlu çocuklu olacaktık. Bana baksana sen. Ne dedi? Meral Hanım. Vallahi az önce söylediği gibi ben böyle konuşayım. Arkadaşımla oynadığım için çok heyecanlandım. Mutlu musun? Senin yüzünden annemi kaybettim. Senin yüzünden annem öldü. Hayatımızı kararttı. O kadar mutlu oldum ki ben. Bugünlerde ne hissim olacakmış Seçkin dedim. Seninle aynı projede olsak keşke. Ve o akşam, akşam üzeri telefon aldım. Görüşmeye, o da işin çekimine. Kalbim temizmiş. Aynen. İnşallah ekip çok güzel, kadro güzel. Yani inşallah çok vallahi güzel olacak. Güzel, ben buna inanıyorum. Evet, senin kalbin temiz de bu ekibin kalbi kötü. Senin için neler düşünüyoruz, neler çeviriyoruz bir bilsen. Bu filmin finalinde mutlu son yok maalesef. Meral'cim. Sizi Ebru Hanım sizden almak istiyorum. Ya ben de ilk duyduğumda zaten Meral'in olduğunu... Ay dedim seneler sonra tekrar çalışacağız. Ne güzel eğleneceğiz. Ne diyorsun herhalde? Yani ben uzun zamandır ben de sinemadan ve televizyondan uzaktım. Benim için de heyecanlı bir şey oldu. Evet basın toplantısı bittiğine göre artık devreye gir. Oyuncularımızı tekneye alalım yönetmenim. Bugün sen ben benim başım dönüyor biliyor musun? Ben bugün neler... Çok, çok güneş. Tekneyi evet, götürelim. Evet tamam. La 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 ben de böyleyim. Şöyle artistik pozlar verelim teknede. Filmimizin tanıtımı için bu fotoğraflar çok önemli diyelim. Teknenin önüne geçelim mi? Tamam. Tamam. Ebru balonları da alın. Resimlerimiz biraz daha renkli olsun. Ben hani şey olsun. Baloncunun arkası olduğum anlaşılsın. Evet,
Evet, mafya arkadaşlar, ortamı size hazırladık. Tamamdır, artık sıra sizde. Libip, 2 dakikada teknede olun. Göreyim sizi, hadi bakalım. Evet, gelişler çok havalı. Fena karıştıracaklar ortalığı. Fotoğraf çekimi balonları havaya bırakarak devam etsin. Aşkımız bir balonda uçtu gitti diyelim. Hadi bakalım. Aşkımız bir balonda deyip bırakın ondan sonra. Olur mu balonu? Havaya? Evet, giderse o tarafa gitsin. Gitsin mi balon? Balonlar bırakın gitsin. Tamam. Aşkımız bir balondu. Al geleyim balonları. Ama kötü oyuncu. Ay gitmiyor. Ay görüyor musun? Gitti balonlar. Kimse girip çıkmayacak oğlum. Kimse girip çıkmayacak oğlum. Levit, başta hemen ateşlemeyin olayı. Sakin bir şekilde uygarı sorun. Yavaş yavaş yükseltelim gerilimi. Göreyim sizi, hadi bakalım. Selamun aleyküm. Uygar nerede? Uygar nerede burada? Adamlar kim? Korumanız. Onlar da şey herhalde. Ahmet, Uygar'ın ortağı olarak sen muhatap ol mafyamızla. Lebip, Ahmet'i yanınıza çağırın. Biraz tartaklayın. Ortam biraz şöyle bir gerilsin. Bu tekrar Uygar'ın da gel. Güzel gitti, baksana. Acaba nereye düşecekler? Bizim evin önüne çıksın. Tamam, Uygar ne olur. Ne olur bizim evine. Bizim evine. Hemen çağıracaksın, buraya gelecek Uygar. Ne oldu? Mafya bastı. Çağıracaksın, Uygar buraya gelecek. Gelin, gelin. Sen gel buraya, gel. Sen buraya gel. Uygar'ı çağır, buraya gelecek. Bakma oğlum, akıllı ol. Uygar'ı çağır, buraya gelecek diye ama. Kızların gülümsemesi donduğu yüzünde. Bağırmayın. Artistik yapma. Kimse girip çıkmayacak oğlum. O Uzun'u çağır oğlum. O Uzun buraya gelecek ha. İçeri gidelim mi? Tamamdır arkadaşlar. Meral ile Seçkin olayın ciddiyetini anladılar bence. Kameralara atar yapın Lebip. Öyle rahat rahat çekim yapmasınlar. Çekme sen de oğlum, onu bunu çekme. Hey, hey. İçeri girelim. Tamam gel oğlum o zaman, ortaysan buraya gel. İçeri girelim. Sen gel buraya gel. Buraya gel sen. Sen kimsin? Ben ortağım. Tamam gel oğlum o zaman, ortaysan buraya gel. İçeri girelim. Biz bir film çekelim. Onu... Bak oğlum, filmi ben çekeceğim şimdi, size akıllı ol. Durun ben konuşayım mı? Sen konuşmayacaksın. Meral cesur çıktı vallahi, konuşmak istiyor Lebip'le. Konuşsun bakalım ne diyecek, merak ettim. Konuşsun, bırakın. Konuşurum, sakin ol. Adama bir şey yaparsın. Oğuz'un nerede oğlum? Diyorum dedi. Adama bir şey. Şimdi yarım saat falan gelecek. Burada bir çekim yapıyoruz. Şey yapmayın istersen. Bak oğlum, senin çekimin mekimin beni ilgilendirmiyor ha. Akıllı ol. Ne çekiyorsunuz diye sor Lebip. Ne çekiyorsun oğlum? Film çekeceğiz. Ben ortak oldum. Kimsiniz oğlum siz? Kime ortak oldun? Yapımcıyız. Oğlum o söyle önce, bizim paramızı versin ha. Beni hasta etmesin. Bak akıllı olun. Akıllı olun, beni hasta etmeyin. Bir şey söyleyecek. Ne dersin be? Bana ne? Allah'tan başka kimse ben. O parayı getirecek buraya. O Uygar'ı arayacaksın. O Uygar gelene kadar bu tekneden kimse çıkmayacak oğlum. Duyuyorsunuz beni. Tamam abi. O Uygar'ı buraya getireceksin ha. Bizim de suçumuz var ya. Korkma. Cavit sen gir işin içine. Biraz hareketlensin ortalık. Bu teknedekiler kim oğlum? Bak akıllı ol, beni hasta etme. Film çekiyoruz. Bak filmi ben çekeceğim sana. Filmi ben çekeceğim. O Uygar'ı ara, hemen buraya gelsin. Haber verdim, gelecekler. Geldim. Ne hayırdır oğlum, bak beni hasta etmeyin ha. Ne oldu, sorun ne? Uygar nerede oğlum? Sorun ne, Uygar Bey toplantıya gitti. Uygar'a söylüyorsun, hemen paramızı alıp geliyor buraya. Egemen Bey buldu zaten işte orta. Gel lan gel, sen orada uyumuşsun. İçeri girelim mi? Görüşün adamlar silah milah çıkartır, bir şey oluyor falan. Ben içeri geçeyim. Ne yapacaksın oğlum adımı? Adımı ne yapacaksın oğlum? Uygar'ı söyle. Ben bir arayacağım. Benim 1 milyonumu alıp buraya gelsin. Tamam. Abi geldi de olabilir ya. Git geçin arayın, istiyorsanız arayın. Oğlum sen var ya, beni hasta ediyorsun ha. Oğlum sen beni hasta mı edeceksin lan? Git getir oğlum. Meral sakın. Hayır. Hemen arıyorum. Hayır. 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 Kaçamam Meral. Beni hasta etme oğlum.
Oğlum evet tamam at 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 şimdi denize. Bin lan tekne. Bin tekne kimse çıkma. Bırakın lan o telefonu. Şimdi ateş edin deyince gerilsin ortalık biraz. Sık lan bu manyağı. Bırakma. Girin ulan. Silahları bak. Ya arkadaşım içeride kimse yok diyorum ya. Ya nereye geçeceğiz? Dalga mı geçiyorum sanıyorsunuz lan? Tamam ha? Çok korktu kızlar. Tamamdır alın. Şimdi tamam deyin güvendesiniz içeride deyin. İçeri alın. Girin lan hepiniz içeri. Sok lan bunları içeri. Tamam. Kaptanım sen kızları biraz sakinleştir. Nereye gidiyoruz ki? Tamam bir dakika da bir anlatayım durumu ya. Sakin olun. Kalbim çok uzatıyor şu an. Bir dakika. Adamı vurdular. Arada vurdular. Vurdular mı gerçekten? Bilmiyorum. Görmedim ama yani bir ateş sesi. Kalbim çok uzatıyor benim. Tamam dur. Neden yapıyorlar ki bunu? Borç morç dedi bir şeyler dedi de o konuşurken. Borç ödemeden buradan bizi salmayacaklar. Abi biz nasıl yedik sen tanıyor muydun Uygar'cıyı? Tanıyorum da Tarkan'ın eski menajeri. Yani... Evet Uygar dedikodunu yapmaya başladılar haberin olsun. Mustafa nerede? Mustafa'ya bir şey olmasın. Abi bunu Mustafa'ya bir şey almasınlar. Ha? Abi Beral bütün bu işler Mustafa'nın başının altından çıkıyor bilmiyorsun sen. Telefonları verin. Ne? Telefonları verin. Mafya. Telefonu verin. Size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım bir dakika. Bir dinle. Bir dinle ne olur. Beral ablacığım. Bir dinle bir şey dedin. Söyler misin? Sen telefonu üstüne misin? Bir şey getir misin? Bir dakika. Bir dakika. Allah'ım ya seçim bir şey getir. Kapat kapat kapıyı. Ya açın. Kardeşim ayıptır ya koca kadınlar diyor. Kapıyı kapatın ya. Bana bak Baran. Beysi gelin oğlum. Bir selfie yapalım. He tekne selfie. He. Gel oğlum bir selfie yapalım. Bak içeride korku dağları bekler bizimkiler. Selfie peşinde. Ne yapıyorsunuz siz öyle ayıp değil mi yaptığınız? Bu çekmeyi de bırakır mısınız artık valla? Çekiyor musunuz? Çekiyor musunuz? Ha, böyle duruyor oğlum. Telefonumu aldılar seçkin. Evet çok fena olmuş kızlar. Kapının açılmasından bile korktular. Kaçırılıyor muyuz? Mustafa'ya bir şey yaptılar mı? Bilmiyorum. Mustafa'dan haberim yok ki benim. O denizi attıkları adam vurdular mı onu? Görmedim ben hiçbir şey görmedim. Silah patladı. Ana habere çıkacağız böyle bir şey olabilir mi? Ana habere çıkacağız diye. Ana haberden hemen sonra Show TV ekranlarındasınız. Meral Kaplan'la Seçkin Piriler'in mafyanın elinden kurtarılışı az sonra. Evet. Hiçbir şey olmaz. Kaderde ne varsa o olur. Korkmayın yeter. Arkadaşlar içeride olanlar onların duyacağı şekilde tartışın. Kaptan biraz Karadeniz aksanı şöyle hafif atar yap mafyaya. Ya hanımların bir suçu yok, günah yok diyorum. Hani ulan bir suçu yok oraya koyduk işte. Bunu kimseye söylemeyeceksiniz. Bu olay burada kapanacak. Nasıl eğer kapanacak şey kameradan ya. Çıktı. Tamam. Bu sesler geliyor. Dışarıda bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Tekneyi yanaştır. Tekneyi yanaştır geri. Sen de yanaştıktan sonra onu nereye al getir buraya. Susun tamam. Düzelecek her şey. Geri getiriyorlar belki de. Yanaştır. Geri götürüyorlar evet. Ya da götürürler. Yanaştırırlar belki. Denizin ortasında kim bize müdahale edecek? Bunlar götürürler bize. Bizi denize mezi atmazlar inşallah. Ay hayır ya. Evet tabii Eray hepinizi denize dökeceğiz diye. Arkadaşlar benim yüzüme korkum da var. Beni kurtarırsınız değil mi? Ne? Ben korkmayayım. Şimdi üstüne geldi ya anlattığı şey. Ben de çok iyi yüzemem. Para, Veysi, oğlum bak size diyem. Aa ben de bu tekneyi alayım ha. Sakınlara bakın mı? Bu ruhsatı musatı ne oğlum? Bu Uygar gelsin buraya. Ya notere gideceğiz, bu tekneyi alacağız. Ya o parayı getirecek oğlum. Bak 1 milyon alacağım var ben. Yapımcıyı bizi şey yaptılar. Ya, sen bir durdular. Söyler misin ne oluyor? Korkumuz var lütfen. Deniz korkum var. Ya birisi bakabilir mi? Yani bir şey söyleyeyim size ya. Bir şey yapabilirsiniz. Kardeşim tamam biz geleceğiz ya. Neye geleceğiz? Bak, öldük burada havasız. Tamam o yüzden sizi buraya koyduk işte ya. Tamam. Nereye gidiyoruz? Tamam arkadaşım tamam. Ama biz bir şey yapmadık ki. Eray vallahi yangına körükle gidiyorsun. Bravo. Bayağı bir sinirlendin. Kızları korkutma. Evet. Sessiz sakin bekleyeceğiz. Son şeye kadar. Ya. Saçmalama. Silahlılar adam. Hadi yanaştık. Yanaştık. Hiçbir şey yok. Sessiz ol. Evet. Levip yanına çağır şimdi oyuncuları. Geldiklerinde de benim derdim sizinle değil. Benim derdim Uygar'la de. Getir o kızları getir ulan. Bir şey olmaz.
geliyorlar. Şşt. Sakin ol. Sakin. Lütfen sakin ol. Sakın aksi bir hareket edemem. Buraya mı geliyoruz? Bir şey söyleyebilir miyim? Sakin. Bir işiniz yoksa bizi bırakabilir miyim? Arkadaşım. Söyle bacım, ne söylüyorsun? Biz bir şey yapmadık. Bacım otur diyeyim ha. Sessiz olun. Sessiz olun. Bak dinle beni. Beni dinle. Bizim sizle bir işimiz yok. O uzun buraya gelecek, hepinizi bırakacağım ben. Korkmayın, benim sizle işim yok. O Uygar buraya gelecek onu. Değilsiniz ki. Bak, bak akıl yol. O gelsin hepinizi bırakacağım diye ama. Akıl yol. Otur. Onlara mı? Otur oğlum. Lütfen Eray. Onlara mı söylüyorsunuz? Lebim şimdi Uygar'ın ortağı Ahmet'i sorguya çek. O adamla ne iş çeviriyorsunuz diye. O da orada ıslak ıslak oturdu kaldı. Evet. Siz onunla ne yapıyorsunuz la? Uygar'la ne yapıyorsunuz? Sinema filmi çekeceğiz dedi. Ha çekersiz film. O size film çeker oğlum bak. Seni de dolandıracak bu. Aa. Şey ölmemiş. Ölmemiş baksana. Denize düşmüş sadece. Bacım bir sus. Evrucuğum. Sessiz ne olur sessiz. Oğlum sen neredesin? Allah aşkına sessiz. Film çekişize o size filmi çeker görürsünüz. Oğuz'unu ben biliyorum. Oğlum Oğuz'un buraya gelecek ha. Bizi dolandıracak. Haber verdim. Oğlum aradın mı? Baksana ama aradım, yok. Ben nereye arayacağım? Attınız işte. Cavit'e söyle güya Uygar'ı arasın. Uygar diye ben konuşacağım seninle. Sen ara lan. Arayayım bir daha. Açma telefonu. Ya niye kötü davranıyorsunuz? Siz de iyi insanlarsınız bir yanınız. Niye böyle? Nedir bu? Bacım sen kendi işine bak. Tövbe estağfurullah. Sinir bozuluk sıra almasın. Evet. Ver telefonu Cavit. Ben konuşayım. Ver oğlum. Neredesin oğlum sen? Hadi sofrayı kurduk. Sizi bekliyoruz Levit. Ne yapıyorsunuz orada ya? Kalkacaksın buraya geleceksin. Bu bacileri macileri bırakacağım. Trafik yoğun. Sünnet düğünü var. Gelemiyorum. Oğlum sen neredesin? Allah aşkına sessiz. Buraya geleceksin. Bak bu zavallıları, bak bu zavallıları da kandırma. Yemin ederim var ya bak. Am diştim. Hiçbir şey yapamazsınız Levit Bey. Sen gel buraya taşı bağlayacağım atacağım seni. Evet. Şahane bir kötüsünüz Levit Bey. Bak uzun bu lafların hepsini sana yedireceğim. Sen akıllı ol oğlum akıllı ol. İki saate yıkar geçerim oraları da Levit Bey. Göreceğiz oğlum. İki saatte kim kim yıkıyor göreceğiz oğlum. Senin aklını alacağım ben lan. Hadi bakalım göreceğiz şimdi kim kimi yıkıyor. Görelim bakalım. Gel oğlum gel. Sonlandıralım telefon konuşmasını Levit. Sen var ya şansını zorladın ha. Sen gel buraya. Şey var mı? Üstünden verelim. Şerefsize bak lan. Dur. Hatırlıyorsun mu sen söyleyeyim? Sus. Panik olmayın lütfen. Sizi ne için kandırdı sorabilir miyim? Bak bacım benim $1,000,000 aldı. Bu üçkağıtçının tekidir ha. Film bilim yapayım diye insanları kandırıp benim $1,000,000'ımın üstüne yattı. Evet Lebip kaptana teknenin fiyatını sorsana. Bu tekneyi alsam kurtarmaz. Kaç para edin lan bu tekne? Ayak yolu ama. Yani ne dedin? Oğlum sen ne biçim ak... Lütfen. Oğlum geç. Konuşma. Bir şey diyeceğim. Gedirtmediniz tamam. Abi ya. Tamam. Ya zorla. Tamam. Hayır sen konuşma tamam. Ya bir konuşma tamam. Kudanca insan var. Evimizin canı şu anda şey. Bu heriften kendinizi kurtarın. Siz de kendinizi kurtarın. O herif buraya gelsin ben sizi bırakacağım. Ama siz bu uzundan kendinizi kurtarın. Biz de sevindik güzel bir film Uygar çekeceğiz geliyor. Diye. Yani Uygar geliyormuş. Geliyor mu Uygar? Uygar gelince içeri kaçalım ne olur. Yapmayın. Bakın ben yeni... O gelsin, bak o gelsin ben sizi bırakacağım hepinizi. Sen kalacaksın. Sen kalacaksın oğlum hepinizi. Siz oyuncusuz. Ben hepinizi bırakacağım. Oğlum ben biliyorum bir suçu yoktur. Gelsin bırakacağım diyeyim ha. Kapadokya ile film çekeceğiz. Burada... Ya oğlum nerede çekersen çek. Kapadokya'da çek, Urfa'da çek, Mardin'de çek. Oğlum ben bir şey demiyorum. O şerefsizle film çekse siz paranızı marınızı hiçbir şey alamazsınız ha. Öyle bir alırım ki ondan. Benim de kendime göre çevrem var. Hazır olun bakalım. Mafyacı abiler. Birazdan SWAT ekipleri geliyor. Mahvedeceğiz sizi. Hepiniz göreceksiniz gününüzü. Ne yapıyorsun? Bacım bak, bak seni çıkartmak. Ya
Ebru'cum lütfen gelir misin buraya? Bak benim sizinle bir işim yok diye ama. Götüreyim abi çay. Bırak gitsinler o zaman da ben de onu diyorum ya. Birazdan gideceğiz Ebru. Biz buraya heyecanla geldik. Mutlu olarak geldik. Ebru sakin ol, hiçbir şey yapmayacak. Ölürsen bunlardandır ecelim. Korkmuyorum. Bana ne? Polis, silahlarınızı bırakıp teslim olun. Baran silah çekme. Silah çekme. Silah yok. Aha bu üçü ya, aha bu üçü, aha bu, aha bu. Silah yok. Aha bu. Aman silah yok. Silah yok. Gel. Silah yok. Ben iyiyim de bu seçkin niye buraya geldi? Yatın buraya. Şükür bitti. Tamam abi. Bunlar sizinki mi? Bak oradan yanlışlıkla ateş gelmesin. Arkadaşlar artık Meral'le Seçkin'i kafeye getirin. Sonraki gel. Bizim yanımıza. Arka taraftaki kafeteryaya getirin, ben de oraya geliyorum. Hadi bakalım ne olacak. Giyin ben ya, ben güçlüyümdür. Bir şey yok ama gir koluma. Mustafa sen artık devreye gir. Kızları al gel bu tarafa. İyiyim ya. Herkesi ben sakinleştirdim valla. Evet, yani Meral bayağı metametli kız ya. Bakalım beni görünce tepkileri ne olacak? Hala bence şaka olduğunu anlamadılar çünkü. Hadi bakalım geliyorum. Kızlar filmin en aksiyonlu sahnesinin provasını yaptınız. Tebrik ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Gerçekten şahaneydiniz. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın tatlı kızlar. Sizin kısmetinize bu düştü. Bunlar şaka mıydı? Çok tatlı olacak her şey. Ben bundan sonra gidiyorum. Yokum artık bundan sonra. Ben bunları toparlamak için alana ağladım. Çok tatlıydınız hayatım. Tebrik ediyorum. Çok şekerlisiniz. Ona koşuldum deniyorum. Buna bilmem deniyorum. Biraz bizi korkuttunuz sonuna sana. Doğru. Çok çığlık attınız ama işbirlikçi arkadaşınıza da teşekkür ederim. Oyuncunuza da teşekkür ederim. Sen değilim. Sen niye buradan? Biz biliyorduk. Sen ne biliyordun? Bana niyesin? Biz ikimiz biliyorduk. Çoktayım. O Uygar buraya gelecek. O Uygar buraya gelecek. Oyuncu buraya gelecek oğlum. Uygar buraya gelecek. Çok heyecanlıyım. Tekrar oyunculuğu deneyimleyeceğim. O kadar mutlu oldum ki ben. Bugünlerde ne sesim olacakmış, kalbim temizmiş. Yani aslında başta çok heyecanlıydık. Her şey çok güzeldi. Evet. Kırmızı bir balondu. Al göreyim balonları. Ay! Denize atılan adamda. Evet. Ve ateş ettiler denize attıktan sonra. Orada film koptu bende. Sen var mı manyağı? Koptu o sırada. İçeri. Bırak, koş. Girin ulan. Silahları var. Ya arkadaşım içeride kimse yok diyorum ya. Karşılıklı çatışma vardı ve ben orada çok korktum. Dövmek istiyorum birkaç kişiyi şu an. İşbirlikçi arkadaşınıza da teşekkür ederim. Oyuncunuza da teşekkür ederim. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda grievance, çekemiyorlar bizi. Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Serdar Ortaç'ı eşi Chloe'nin işbirliğiyle şakaladık. Bir restoranda hayranlarının yol açtığı tartışmanın içine düşen Serdar Ortaç, bakalım bu zor durumda ne tepki verecek?
Arkadaşlar, bildiğim kadarıyla çok sakin bir adama şaka yapacağız şimdi. Serdar Ortaç misafirimiz. Burada yemek yemeye geliyor. Eda işbirlikçimiz bu bölümde. Eda, sen haberleşiyorsun. Koko'yla yoldalar, geliyorlar. Eşiyle birlikte gelecek Serdar. Resim çekmek istiyorsunuz. Fanlarısınız Serdar Ortaç'ın. Resim çektirmek isterken ilk sen ve Sefa çiftimiz hemen Serdar'ların bir arka masasında otururken siz rahatsız edeceksiniz onları. Resim çektirirken çarpacaksınız, çırpacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. İtiş kakış sandalye itir ve sizin ikinizin arasındaki gerginlik bakalım Serdar Ortaç. Hanginizden yana olacak ya da her ikinizden yana olup ikinizi nasıl barıştıracak bunu göreceğiz. Olaylar nereye denk gelirse. Kolay gelsin, yerime geçiyorum. Hadi bay bay. Serdar Ortaç ve güzel eşi Chloe, yani namı değer Koko, toplantı yapmak üzere mekanımıza geldi. Bakalım neler olacak şimdi. Güzelce karşılayalım Serdar'ı ve eşini Rasim. Daha önceden kararlaştırdığımız masaya da oturtalım. Hoş geldiniz. Böyle buyurun, masamız bu tarafta. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Evet vallahi Serdar'cığım, şimdiden söyleyemeyeceğiz ne olduğunu, az sonra göreceksin. Sen de zaten misin? Hollandalı bir içecek firması diye başla anlatmaya Eda. Bir şey, içecek markası. Hollanda, Türkiye'ye yeni giriş yapıyorlar. Birlikte sizinle beraber bir şey, bütün kampanyayı yapmak istiyorlar. Şimdi yoldalar, geliyorlar. Yok, meyve suyu. Evet, narla, portakal. Suyumuz biraz soğuk, fark eder mi? Aynen, atıyorum. Evet, Koko, seni mikrofon takmak için 5 dakikalığına yanımıza alacağız. Biliyor zaten, şu anda kulaklığı yok Koko'nun, yanımıza gelince takacak. Nasılsın? Yani iyiyim, çok çalıştım. Çok yoruldum. Evet, ses ekibi arkadaşlarımız, Koko geliyor yanınıza. Şimdi mikrofon takacaksınız. Bir şey soracağım, sen de zayıflıyor musun? Yok be, ne yaptın? Benim bir de hastayım. Midem bozuluyor. Grip falan mı? Midem bozuluyor, bilmiyorum diyorum. Çok iyi gözüküyorsun, ne çalışıyorsun? Vallahi. Ben seni çok iyi gördüm. Ben de dedikodu. Aman Eda, dedikoduya girme sakın. Olaylar iyice magazine dönmesin. Dün yaptık Koko'yla, bütün dedikoduları kalmadı. İyi ya, ben kimseyi görmüyorum ki dördünüz gün. Yaz zaten gezdik, yaz tatili. Nereye gittin? Göce'ye gittim, Bodrum'a gittim. Evet, Koko'nun mikrofonu takıldı, yanınıza geliyor Eda. Levent ve Dilan, hadi bakalım. Girin ve ortalığı karıştırın şimdi. Bol bol fotoğraf çektireceksiniz. Çok affedersiniz. Merhaba. Abi merhabalar. Biz merhabalar. Sizi gördük, fotoğraf çektirebilir miyiz aşağı? Çok büyük hayranınız dedi Dilan, Levent için. Sizin çok büyük hayranınız. İlk sen, Dilan'ın sana değmesinden hoşlanma. Biraz öfle pöfle. Abi Eskişehir'de öğrenciyiz de biz de. Sağ ol. Şimdi siz içeri girerken... Dur bir tane daha. Bir tane selfie çeksem. İçeri girerken gördük de abi köşede. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Nasılsınız? Affedersiniz. Sefa, rahatsız ol. Biraz daha dikkatli olur musunuz be? Merhabalar efendim. Nasılsınız? Siz de çok beğeniyorsunuz. Pardon. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz. Ayrıca yanımda da aynı. Kibar valla Serdar, hiç kimseyi kırmıyor. Seni çekeyim mi? İstiyor musun şey, hemen? Lütfen ya, hemen. Siz oturun, rahatsız olun. Abi, yok yok, tamam iyiyim. Evet, muhabbeti uzat Levent. Eskişehir'e konsere falan geliyor musunuz? Yakın tarihlerde var mı diye sor. Çok güzel olmuş. Abi Eskişehir'i bekliyoruz. Eskişehir'e... Yo, var mı bu ara konser falan? Bir şey yok.
İnşallah olursa. Şeyi yani Eskişehir'e gelme durumu falan filan. Şu an bir haber yok. Haber yok. Sizinle de çekebilir miyiz acaba? Anladım. Peki abi o zaman. Şeyi duyduk da çok üzüldük. Sizden ben çekeyim. Neyi? Gerçi hastalığı şöyle duyduk da çok üzüldük. Şimdi... Ben toplu sahip alayım. Tamam. Ben şuradayım. Sefa bulaşman lazım Levent'e. Beyefendi biraz dikkatli olur musun de. Pardon beyefendi. Rica ediyorum. Özür dilerim. Şöyle. Bir, iki, üç. Tamam özür dilerim. Görüyorsun. Aşkım baksana. Bir, iki. Ay çok. Beyefendi biraz bir şey olacak. Yani hani. Levent sen de karşılık ver. Birazcık Sefa'dan rahatsız ol. Ve atışmaya başla şimdi. Gerek yok öyle şey. Tamam canım. Abi özür dilerim. Kusura bakmayın ne olursunuz. Yani ama benden özür dileyeceksin. Yani bak burada ciddi bir şey konuşuyoruz. Sizden mi özür dilerim? E tabii ki benden özür dileyeceksin. Tekmeledin sandalyeyi tekmeledin. Beyefendi ben Serdar Bey'den izin aldım çektirdim. Yani sizden niye özür diliyorum? Pardon. Hayır rica ediyorum da yani. Hayır bir sen. Rahatsız ediyorsun bak burada. Abi çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Benim dinler misin kardeşim? Pardon. Bir şey anlatıyorum. Sizi dinleyip ne yapacağım pardon. Özür diler misin? Yani bir arkadaşlar. Rasim mekanı sahipsiz bırakma. Hemen şef garson olarak olaya müdahale et lütfen. Pardon, lütfen çok özür diliyorum. Nedir yani? Bir özür dilemeyelim. Sizi dışarıya alabilir miyim? Ya alırsın mı? Bir niyetimiz yoktu biz Serdar Levent hemen terk etme mekanı, uzat biraz olayı sen de. Abi çok özür dilerim, tamam. Çok mahcup olduk, çok özür dilerim. Lütfen dışarıya alabilir. Biraz saygı ya. Yani. Bu adam Türkiye'ye mal olmuş bir adam yani. Yaptığımız Paşam, çok ayıp. Paşam yani sanata ve sanatçıya saygı ne var yani? Ne oldu, ne yaptık? Sizin gibi görgüsüz değiliz yani böyle... Görgüsüz mü? Nedir yani? Beyefendi lütfen dışarıya alabilir miyim? Beyefendi biraz saygılı olmayı öğrenin. Evinizde çok seviyorum. Bir saniye ya tamam. Bir saniye kardeşim. Yani adam yemek yemeye geldi. Adama rahat vermedi. Biz mi vermedin? Beyefendi lütfen. Hayır bakın kendisini de. Serdar abi çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hayır ya, çok özür diliyorum ha. Ayağa kalktı falan oraya durumu toparlamaya çalışıyor. Bunlar bildiğin gibi değil. Kibar kibar başlarlar. Bak olay şimdi nerelere gelecek. Bırak bunlar böyle işte. Görüyorsun sen. Yani. Gerçi siz de haklısınız yani. Sizin işiniz de çok zor gerçekten. Halka mal olmuş sanatçılarsınız ama. Gördükleri yerde fotoğraf çektirmek başka bir şey değil. Sanatçıdan aldıkları bu yani. Tamam hanımefendi lütfen. Dilan sen yine bir... Fırla aradan, at kendine, fırla bir gir bir laf daha et. Hemen öyle kolay gitmeyin. Ya üstüne başına tipine bak. Çık hadi kardeşim ya. Lütfen. Ya beyefendi. Beyefendi kusura bakmayın da. Ya ne kadar ayıp biz. Eskişehir'de öğrenciyiz tamam ya. Üstün tamam, başında tamam. Sizi ilgilendirmez. Eskişehir'e tamam. Git o zaman. Ayıptır yaptınız ayıp. Evinde abi, çek. Abi çok özür dilerim. Resmen rencide ediyor insan. Nasıl bir şey bu ya? Sanki. Abla gel gel. Dilan. Uyumayın. Bırak. Bunlar öyle. Tamam abi. Her yerde 50 tane var böyle. Abi insansın. İnsansın. Allah razı olsun. Ben, çok sağ ol abi. Yanağıma vurana öbür yanağıma dönüyorum. Sağ ol. Böyle mesela bağırdı mı? Tamam abi gel buraya da vur diyorum. Yani çarptık ne oldu ay, yani? Ay öyle mutlu olabiliriz. Evet abi. Yersek olamayız. Çok benim gibi hasta olursunuz ya. Abi Allah Allah vermesin. Allah vermesin. Allah faydanız. Her zaman asabiyeti şey yapacağım. Ya, benim biz de böyle insanlar benim. Küfür mü ediyor? Doğru diyorsun. Doğru. Evet abi. Evet özür dileriz deyip gidin artık çocuklar. Ama artık bu son gidişiniz mi onu bilemem tabii. Çok sağ ol abi. Teşekkür çok ederiz. Sağ ol görüşürüz. Evet çok sağ ol. Çok sağ olun. Çok memnun eyvallah. Olduk. İyi ki varsınız. Sağ ol abi. Sizi çok seviyoruz. Kusura bak. Ya, baksana yani. Elim ayağım titriyor. Yok sizi görüp çıkmışlar. Yani ben yapsaydım. Adamın da suçu yok. Yani sizi görünce... Yok canım yani kendisi ya, ne olur siz kusura yani. Bakmayın. Genç. Ya ben de elim ayağım titriyor sinirden yani. Elçin şimdi sen gir. Mekan işletmecisi olarak duruma el koy. Ne oldu ne bitti bir soruştur bakalım. Doğru da yani rahatsız ediyor. Ya zaten çarptı. Saçma pardon. Affedersiniz, hoş geldiniz. Pardon. Elçin Hanım. Ne problem nedir? Ya problemimiz var tabii şimdi. Burada bir şey konuşmaya geldik. Sandalyeye çarpıyor. Yok efendim. Fotoğraf çektireceğiz. Saçımı çekiyor. Yani ilk defa bir sanatçı görme tripleri. Bunlar nedir yani? Ya siz eski müşterimiz biliyorsunuz ne olur kırın. Kusura bakmayın ne olur sizin için çok özür dileriz. Ya büyük rahatsız. Yani. Buradan almasanız bunları yani nedir? Ya bu konuda çok haklısınız. İlk sen Sefa valla ben bile size sinir oldum yani. Çok gıcıksınız. Ne olmuş çocuk azıcık koltuğuna çarpmışsa?
İncecik ikisi de zaten dal gibi. Zaten yani tatsız bir muhabbetimiz var. İstersen ona geri dönelim. Tamam, tamam neyse yani, kusura bakmayın. Kusura bakmayın, afiyet olsun. Yani varsa zaten... Memnunsunuz her şeyden. Siz, sizi afiyet kırmadık değil mi biz? Afiyet olsun. Serdar Bey. Yok abi. Sizi kırmadık değil mi? Ben çok alıştım evde sen. Doğru mu? Sizin işiniz de zor. O yüzden ben de biraz tepki koydum. Afiyet yani olsun. Öğrencisi gelir, garsonu gelir. Ben bakmıyorum. Doğrudur. Siz de fotoğraf çektirmek için sağ olun. Tamam sağ olun. Evet Dilan. Şimdi sen geri gel ve biraz abartalım şimdi, şakanın dozunu arttıralım. Fotoğrafların hiçbiri çıkmamıştı. Üzüldüm, ben arkadaşlarla konuştum aşağıdayla. Farklı olabilir. Aşağıdaki arkadaşlarla evet konuştum, ben sadece yani fotoğraf çıkmadığı için tekrar doğru fotoğraf çektim. Tamam. Yok yok, hiçbiri çıkmamıştı aşağıdaki rezime. Bakışlarını gör, inanamadı Dilan'ı tekrar görünce. Hayda. Hiçbiri çıkmamış fotoğraflar. Çünkü arkadaşınız ki. Arka... Hanımefendi lütfen bırakamam. Yok yok. Rasim bırak girsin Dilan. Tamam. Gerçekten bırakamam. Ya tamam. Hanımefendi lütfen. Hayır hayır fotoğraf şey. Baştan ayağa kalkayım da diyor Serdar. Anlaşıldı bu durum diyor. Evet. Bu arada Dilan fotoğraflar nasıl çıkmaz ya? Neyle çektiniz bu fotoğrafları? Film mi yandı? Ne yaptınız yani? Ya çok özledim. Hiçbiri çıkmamış. Hepsi gitmiş. Bir tane daha. Yani güneş abi gelir. Abi terbiyesizlik çok, yani. Çok çok. Diz boyu ya. Tamam Sefa hemen saldırma. Uzaklaştırdı çünkü Serdar. Pardon çok özür dileriz. Müdahale etmeye çalışıyoruz. Dilan tek fotoğrafla kalma. İyice suyunu tabii çıkar olay. Hayır hayır. Tamam. Serdar. Sonra hayran bir fotoğraf çekilip gidecek. Ay çok güzel. Bir tane. Anlayışınıza sığınıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ay evet ya siz çeker misiniz? Pardon. Döndürüp. Ay çok çok teşekkür ederim. Hayır bir taraftan fotoğraf çektiğini merak da mı var? Anlamıyorum. Çok çok bana dünyaları ver. Geliyorum hemen. Çok teşekkür ederim. Sefa ilk sen Dilan'a küçümser gibi laf atın. Gel bir de bizimle çektir istersen değil. Biz de çekmek isterseniz bizim de çekebiliriz. Beyefendi siz iyi misiniz ya? Ne kadar ayıp. Sakin ol, diline hakim olsun. Kaşınıyor diyor. Levent iyice sinirlen. Levent hayır. Allah Allah. Levent yani, bir şey arkadaşım kız geldi buraya kız. Kız bu kız. Ne demek ya, kız? Kız. Erkek avam, başına kıza mı? Bak avamlık yapma. Erkek ona başına kıza mı? Avamlık yapma burada. Levent herkesten sıyrılıp Sefa'nın yanına git ve kavgayı başlat büyüsün olay bakalım ne olacak. Abi çok özür dilerim. Hadi terbiyesizlik yapma yapma. Çık dışarı. Çık. Ne kadar ayıp ya. Bir dakika ya. Ay, aslında bu kadar abartmayacaktık ama Serdar'ı sinirlendirmemiz mümkün olmadığı için konuyu biraz uzatıyoruz. Birkaç tabak kır bari Levent. Bir dakika ya. Ne oluyor? Kimsin lan burada? Sefa sen de kendini tutamayıp bu şekerden yaptırdığımız pamuk kadar yumuşak yeşil şişemizi al ve Levent'in kafasına geçir. Bana bak. Sen kimsin? Eyvah Serdar kötü oldu. Arkadaşlar gitmek istiyor. Bence gider. Bence burada durmaz artık. Çünkü kaba kuvvet hoş değil. Oldu tabii elimi de kes. Ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Konuşma be sen de. Ne demek konuşma sen de? Terbiyesiz insanlar. Siz terbiyesiz. Ne istedik sanki? Herif ambulans çağır. Elimi de kestin ya. Gidip herife bir tane koyacağım. Ne yaptın? Dava edeceğim ya. Herkes şahit burada. Çektirsin fotoğrafını. Ne yaptın sen? Güçlü olduğunu falan mı zannediyorsun? Ya ne güçlü olması saçma saçma. Şurada 2 gram gelmiş bir şey yemeye. Sen bunu yapamazsın. Sen de yapamazsın. Sen konuşma zaten. Hepsi şahit burada. Seni terdermem. Evet daha fazla üzmeyelim geliyorum arkadaşlar. Paçoz lan. Arkadaşın yaralandı hadi ya. Tamam bize ambulans çağırın. Paçoz ya. Ne ya? Neyim bir paçoz? Şahit miyiz Serdar Bey? Nasıl bir şey ya? Tabii yani. Kusura bakma tatlım. Allah kahretsin. Ama bunların hepsi bu ikisinin yüzünden. Sanırıymış. Ne tatlı adam. Çok barışçıl bir insansın Serdar'cığım. Nerede o? Şişe şekerdi. Şekerden. Ha?
Ama Serdar büyük prodüksiyon, öyle basit bir şey değil. Bu çok üzüldüm. Sevdin mi bunları? Buna çok üzüldüm. Buna üzüldün, farkındayım. Ama sen o kadar üzüldün ki yani hiç dedim artık daha fazla uzatmayın yani. Çocukları alıp götürecek şimdi bir mesire yerine resim çekmeye yani. Buna çok üzülmedim çünkü şey bu işini... Becerdi geldi çıktı kıvırabiliyor mu sinirli. Hayır kıza da şimdi şey olmak istiyor. Yanında. Buna ne? Koko. Bir de gidiyorum diyorum ki bunları takma. Ne kadar iyi niyetlisiniz, teşekkür ederim. Kız bana. Aa sen biliyor muydun? Koko mikrofonunu göster kocana. Sen biliyor muydun? Mikrofonum var burada. Allah kelamı. Arkadaşım. O zaman toplantı var anlayın. Hayır be. Her şey bir sizinle bir olup bana karşı şaka yaptığına kızayım mı? Yoksa yarın Koko gene arkamdan iş çevirir mi böyle? Yok. Demek ki her şeyi yapabiliyorsun. Yok bir kere. Tamam diyeceğim ya herkes şahit. Gidip herife bir tane koyacaktım. Geldim tabii reklam yerine şişe yedik kafaya. Kim alıyor içeri ya? Karışma. Koko hallere bak ya. Levent miydi kafaya şişeyi yiyen? Ona içim gitti. Tabii yani. Hiçbir şey sınırlamak. Hemen çıkalım. Bir yandan da arka masadaki müşteriye taktım. Ulan ne olacak? İki kare fotoğraf çekip git. Niye kızıyorsun kızcağıza? Eskişehir'den geldim diyor. Siz de çekmek isterseniz bizim de çekelim. Beyefendi siz iyi misiniz ya? Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp bu ya. Levent saldırmasa gidip herife bir tane koyacaktım yani. O dereceye geldim yani. Ne oluyor lan? Ne kadar gözleri fettan güzel, derde dert. Adama şarkı söyleyecektim ki sakinleştireyim diye. Vallahi bir ara onu düşündüm. Ama psikopat sakinleşmez ki. Gelmişiz buraya yemek yemeye. Terbiyesiz herif. Bu sefer gerçekten çok aramızda. Çok aramızda. Aramızda. Çok aramızda. Ya bu sesler birleşmiş. Davit Bey ne oldu? Akıntıya karıştık tabii. Gidip Kos Adası'na doğru gidiyoruz. Hala. Buna gelmiş evi taşıyacaklar bir evde ya. Kimden olduğunu sahibinde çekin buradan. Biz zaten tanışmıştık Mahmut abi seninle. Neyle tanıştın lan hayvanat? Şahit oluyor musunuz? Sizlerin karı koca ilan ediyorum. Durma hala şahit oluyor musunuz? Elbet. Sen kim ya? Ha, sen ikidir ne konuşuyorsun? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Yok artık. Konuşamıyorum sinir bozuldu. Hey. Sinan mı doğru ortaya çıkın? Vurursanız da.